Karaman Milletvekili Sayın Recep Şeker. Vekilleri, Sağlık Bakanlığımızın 2016 yılı bütçesi üzerine grubum adına söz aldım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılı sonunda ülkemizdeki sağlık sistemimizi hatırlayalım. Acil hizmetlerdeki aksamalar, koruyucu hizmetlerdeki yetersizlikler, bakımsız hastaneler, yaygın koğuş tipi odalar, personel ve tıbbi cihaz eksiklikleri, uzun muayene kuyrukları, özel muayenehane ağırlığı, hastaların, bebeklerin ve cenazelerin hastanelerde rehin kaldığı, vatandaşlarımızın hiç de layık olmadığı günler yaşandı maalesef ülkemizde. AK Parti 2003 yılında önce insan, önce sağlık diyerek sağlıkla dönüşüm programını başlattı. Bununla ilgili olarak birinci basamak sağlık sisteminde aile hekimliği sistemine geçildi ve ortalama 3600 kişiye bir hekim verildi. Bebeğin anne karnına düşmesinden itibaren titiz takibi alındı. Riskli gebeler anne otelinde misafir edilir oldu. Bebek aşılamalarında dünyada ilk kez karakod destekli elektronik aşı takip ve soğuk zincir izleme sistemiyle ve ücretsiz olarak yapılan aşılarla %95-98'de olan Avrupa ülkeleri aşı oranlarını yakaladık. Kronik hastalıklar, obezite ve tütünle mücadelede ciddi mesafeler aldık. Özellikle tütünle mücadelede model ülke haline geldik. Bu sayede akciğer kanserlerinde %10 oranında azalma oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu sebeple 4 kez ödüllendirdiği tek ülke olduk. Kanser ve ağız ve diş sağlığında modern gezici araçlar ile en ücra köylerde dahi taramalar yapar hale geldik. Yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonları evde bakım hizmetleri tarafından kendi evlerinde verilmeye başlandı. Ve bu kapsamda 2015 yılında 652 bin kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. Acil olaylara müdahale konusunda 2002 yılında 481 olan 112 istasyon sayısı 2400'e, 617 olan ambulans sayısı 5455'e çıkmıştır. 2002'de hiç olmayan karpeletli ambulanstan şu an 265 adet vardır. 3 adet uçak ambulansımız, 17 adet helikopter ambulansımız, 6 adet deniz bot ambulansımız ve üzülerek söylüyorum artık 3 adet de zırhlı ambulansımız var. Bildiğiniz gibi artık ambulanslarımız kurşunlanıyor. İkinci basamak sağlık sistemiyle ilgili olarak da yataklı tedavi boyutunda öncelikle yapılamaz denilen SSK hastaneleri başta olmak üzere kamu hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devredilerek birleştirildi. Bu sayede insanlarımızın istediği hastaneye gidebilmesi sağlandı. Yeşil kartlı vatandaşlarımızın tüm sağlık hizmetleri ücretsiz oldu. Her hekime bir oda verildi, muayene kuyrukları önlendi. 2002 yılında 6389 olan nitelikli yatak sayısı 48 bine çıkarıldı. Yoğun bakım yatak sayısı 869'dan 12484'e, 18 olan MR cihazı 268'e, 121 olan tomografi 484'e, 1510 olan diyaliz cihazı sayısı 4734'e yükselmiştir. Vatandaşlarımıza LINAC gibi, tomoterapi gibi yüksek tıbbi teknoloji cihazları ile sağlık hizmeti sunulur hale geldi. 2003-2015 yılları arasında 810 adet hastane, 1775 adet birinci basamak sağlık tesisi olmak üzere toplamda 2585 adet sağlık tesisi inşa edilerek vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Şehir hastanelerinin yapımı 34 adet projeyle devam etmekte, bittiğinde 43 bin nitelikli yatak sayısı yeniden ilave edilmiş olacak. Sağlık turizmi gelişmekte, inşallah 2023 yılında 20 milyar dolar gelir hedeflenmektedir. İnsani yardım faaliyetlerimiz Suriyeli sığınmacılar için olduğu gibi ihtiyaç sahibi Sudan, Somali, Filistin, Pakistan ve Kırgızistan gibi birçok ülkeye sağlık tesisleri yapılarak devam ediyor. 2016 yılı kamu harcamalarında eğitimden sonra sağlık ikinci payı aldı ve 95 milyar TL olarak planlandı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, seçim bölgem olan Karaman ilimizdeki sağlıktan da kısaca bahsedecek olursam, 2002 yılında 785 olan toplam sağlık insan gücü 2,5 kat artarak 1976'ya yükselmiştir. 112 istasyon 2'den 13'e, ambulans 2'den 35'e çıkmıştır. 1994-2002 yıllarında 15.7 milyon TL olan yatırım donanım harcamaları 2003-2015 tarihleri arasında yeni hizmet binaları, il merkez ilçe hastaneleri, aile hekimliği merkezleri inşa edilmek suretiyle 10 kat artarak 166 milyon TL'ye yükselmiştir.
Bu vesileyle tüm ahirete göç etmiş olan sağlıkçılarımızı ve şehitlerimizi hayırla yad ediyor. Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıktaki bu başarılara imza atanlara, emeği geçenlere, tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanlığımızın 2016 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Şeker.